Herkese merhabalar, ben Rabia. Bugünkü dersimizde temel Almanca'da en başta öğrenilmesi gereken konulardan biri olan saatleri öğreneceğiz. Günlük hayatta çok karşımıza çıkan, mutlaka kullanmamız gereken bir konu. O yüzden Almanca'ya yeni geçenlerin ilk öğrendiği konulardandır. Spät ist es? O da ya da wie viel Uhr ist es Almanca'da saat kaç demektir? Bu şekilde sorulur. Saat kaç anlamına gelir? Almanca'da saat söylenirken kullanacağımız önemli birkaç terim var. Bunları bilmeliyiz. Nah geçiyor, halb buçuk, viertel çeyrek, vor var. Bunlardan viertel büyük yazılıyor. Buna dikkat edelim. Diğerleri küçük yazılıyor. Eğer sınava yönelik çalışıyorsanız, herhangi bir sınava girecekseniz büyük küçük harfe çok dikkat ediyor Almanlar. Ama benim için sadece günlük hayatta kullanım önemli diyorsanız tabii ki büyük ya da küçük yazıldığını bilmenize çok gerek yok. Ofisiyel saat ya da dijital saat dediğimiz saatle başlıyorum. Bu biraz daha kolay. Almanca'da radyoda, televizyonda, haberlerde ve benzeri yerlerde saatler şu şekilde yazılır, söylenir. Es ist nokta nokta Uhr nokta nokta. Yukarıdaki kalıpta ilk noktalı yere saati getiririz, ikinci noktalı yere ise dakikayı getiririz. Yani es ist acht Uhr. Burada sadece 8, hiçbir şey geçmiyor. Nokta yerine Uhr koyun. Sonra da kaç dakika geçtiğini söyleyin, şu örnekte olduğu gibi. Es ist 8 Uhr 5. Bu esistleri her zaman söylemenize gerek yok. Sadece 8 Uhr 5 bile yeterli. Birisi size saat kaç dediği zaman 8. Araya Uhr deyin, sonra 5 deyin. Dijital saat kolay. Eğer Almanca'da rakamları öğrendiyseniz dijital saate de söyleyebilirsiniz. Es ist 8 Uhr 10. Es ist, burada saat ifade ediyor. Es ist diye başlayabilirsiniz. Kullanmayabilirsiniz. 8'i mutlaka söylüyorsunuz. Ua diyorsunuz araya ve ikinci gördüğünüz rakamı söylüyorsunuz. Sadece rakamları bilmek yeterli. Günlük konuşmada ise geçiyor var gibi ifadeler var. Saat 3'ü 5 geçiyor. Ona çeyrek var gibi şeyler kullanırız ya biz Türkçe'de. Almanca'da da o var. O biraz zor çünkü Türkçedekinden farklı söyleniyor. 8'i 10 geçiyor ifadesi mesela. Es ist 10 nach 8. Saat 10 geçiyor 8'i, 10 geçiyor 8'i şeklinde söyleniyor. 8'i 10 geçiyor şeklinde değil. Önce dakika söyleniyor. Bu yüzden bizim Türkçe kullanımımıza ters, aşina olmamız, alışmamız biraz zaman alabiliyor. Bu yönüyle İngilizce'dekine benziyor. Tam saatler kolay. Esisliği tam saatleri söylemek esis nokta nokta ua kalıbı çok kolay. Esis ibn ua. Ua'yı bazen söylüyorlar bazen söylemiyorlar. Esiste de bazen söylemenize gerek yok. Birisi size saati sordu. Saat 7 ise direkt sieben demeniz bile yeterli. Tam saatler kolay. Saat kaçsa direkt o rakamı söyleyeceğiz. Esist acht ua ya da esist acht ya da sadece acht. Esis sieben. Buçuklu saatleri söyleme. Almanca'da buçuklu saatler en zor olanı. Çünkü İngilizce'dekinden de farklı, alıştığımız tarzdan farklı. Es ist halb nokta nokta artı bir fazla söylüyoruz. Yukarıdaki kalıpta noktalar ile boş bırakılan yere içinde bulunan zaman değil, bir saat ilerisi söylenir. Ya bu şekilde ezberleyin, bir saat ilerisini söylemek şeklinde. Benim mantığıma şu daha iyi yatmıştı. Hangi saati yarım saat geçtiği değil, hangi saati yarım saat kaldığı söyleniyor. Almanlar o mantıkla düşünüyorlar. Yani saat 4.30'sa henüz 5 olmamış. Yarım 5. Yarım daha geçerse 5 olacak demektir. O yüzden yarım 5 diyorlarmış. Bir saat ilerisini şeklinde de düşünebilirsiniz. Ama tekrar söyleyeyim, hangi saate yarım saat varsa onu söyleyebilirsiniz. Bizde siz saat 4.30 ifadesini Almanlar şu şekilde ifade ediyorlar. Es ist halb fünf. Henüz yarım 5. Henüz 5 değil, yarım 5. Bir yarım daha olursa 5 olacak. Ya da saat 5.30'sa es ist halb sechs, yarım altı. Saat 6.30'sa es ist halb sieben, yarım sieben. Henüz sieben olmadı, siebenin yarısı. Yarım daha ihtiyacımız var sieben olması için. Saat 10.30'sa es ist halb elf. Tersinden söylüyoruz. Henüz 11'e yarım saat var. Ama burada aslında saat 10.30'tur. Tekrar söylüyorum, neye yarım saat var onu söyleyeceksiniz ya da o şekilde duyacaksınız Almanlardan.
Almanca'da buçuklu saatler halk arasında günlük konuşmalarda kısaca aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi söylenir. Bir önceki slaytta anlattığım gibi burada sadece örnek sayılarını aradım biraz daha kafanızda oturması için. 6,5'sa halb sieben, yarım yedi. 7,5'sa halb acht, yarım sekiz, henüz sekiz olmadı. 10,5'sa henüz 11 olmadı, 11 olması için yarım saat var. Halb elf. 1,5'sa halb zwei, 2,5'sa halb drei, 3,5'sa halb vier. Tekrar söylüyorum, burada kesinlikle unutulmaması gereken bir saat ilerisini kullanmak gerektiğidir. Ya da şöyle öğrenin, yani hangi saate yarım saat varsa o söylenmelidir. Çeyrek saatleri söylemi, Almanca'da çeyrekli saatleri söylemeyi çeyrek geçiyor ve çeyrek var olarak iki aşamada inceleyeceğiz. Es ist Viertel nach nokta nokta, bir şeyi çeyrek geçiyor. Es ist Viertel vor nokta nokta, çeyrek var. Hangi saate çeyrek varsa, bu kalıplar Almanca çeyrekleri söylemek için kullanılan kalıplardır arkadaşlar. Es ist Viertel nach nokta nokta kalıbı çeyrek geçiyor anlamındadır. Nokta ile boş bırakılan yere saat kaçı çeyrek geçiyor ise o sayı getirilir. Es ist Viertel vor nokta nokta kalıbı ise çeyrek var anlamındadır. Nokta ile boş bırakılan yere saat kaça çeyrek var ise o sayı getirilir. Örneklerle daha iyi anlayacaksınız şimdi. Saat 5'i çeyrek geçiyor. Es ist Viertel nach fünf. Saat çeyrek geçiyor 5'i. Bizdekinden tam tersi. Mantık olarak aynı, sadece saatin ve dakikanın yerini önce veya sonra söyleme açısından farklı. Saat 8'i çeyrek geçiyor örneğin. Es ist burada saat ifade ediyor. Saat çeyrek geçiyor 8'i. Saat çeyrek geçiyor 8'i. Saat 4'ü çeyrek geçiyor. Es ist Viertel nach vier. Saat çeyrek geçiyor 4'ü. Saat 7'yi çeyrek geçiyor. Es ist Viertel nach sieben. Saat çeyrek geçiyor 7'yi. Şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Es ist Viertel vor nokta nokta, yani çeyrek var kalıbı. Yukarıdaki kalıpta for sözcüğü var, kala anlamına gelir. Saat kaça çeyrek var ise noktalı yere o sayı getirilir. Örneğin saat 4'e çeyrek var ise o halde noktalı yere 4, yani fia yazılması gerekir. Örneklerle şimdi daha iyi anlayacaksınız. Saat 5'e çeyrek var. Yine biraz önceki geçiyor kalıbında olduğu gibi önce es ist. Sonra çeyrek kelimesini, sonra for, en son saati söylüyoruz. Saat çeyrek var 5'e. Saat 8'e çeyrek, saat 8'e çeyrek var. Nasıl söylüyoruz? Es ist saat çeyrek var 8'e. Es ist Viertel vor 8. Saat 4'e çeyrek var. Es ist Viertel vor 4. Saat çeyrek var 4'e. Saat 7'ye çeyrek var. Nasıl söyleniyor? Es ist Viertel vor 7. Saat çeyrek var 7'ye. Almanca saatleri dakikalı olarak söyleme. Almanca'da dakikalı saatler aşağıdaki örneğe göre söylenir. Es ist nokta nokta vor nokta nokta ya da es ist nokta nokta nach nokta nokta. Yukarıdaki dakikalı saatleri söyleme kalıbında birinci noktalı yere dakikayı, ikinci noktalı yere ise saati gireceğiz. Biraz önce fiyatlarda, yani çeyreklerde söylediğim gibi önce ne kadar geçtiğini, sonra hangi saati geçtiğini ya da varsa. Önce kaç dakika var? Hangi saate? Saati buraya yazacağız. Burada for kelimesi var, kala anlamına gelir. Ve nah kelimesi ise geçiyor anlamına gelir. Bu saatte gördüğümüz gibi saatin bu tarafı nahlılar. Fünf nah, zehn nah, viertel nah, zwanzig nah, fünfundzwanzig nah ya da bizde söylendiği gibi uçağın beş var şeklinde bunlarda da söylenebiliyor. Fünf vor halb nokta nokta. Burası halb nokta nokta. Tekrar söyleyelim. Bu taraftaki saatleri değil, halb olanda. Bu tarafı düşüneceğiz. Hangi saate yarım saat var onu söyleyeceğiz. Yine burada buçuğu beş geçiyor şeklinde söylenebilir. Fünf nach halb. Buradan itibaren forları kullanıyoruz. Zwanzig vor nokta nokta, viertel vor nokta nokta, zehn vor nokta nokta, fünf vor nokta nokta. Neye? Ne kadar varsa, mesela 8'e 10 var. 5 for 8, 5 for 9, 5 for 7, 5 for 11. Örneklerle devam edeceğiz. Saat 3'ü 20 geçiyor örneğin. Es ist 20 nach 3. Saat 20 geçiyor 3'ü. Saat 3'e 20 var mesela. Nasıl söyleniyor? Es ist 20 for 3.
Saat 20 var 3'e. Saat 5'i 40 geçiyor. Es ist 40 nach 5. Saat 40 geçiyor 5'i. Saat 5'e 40 var. Es ist 40 vor 5. Saat 40 var 5'e. Şimdi beraber örnek yapacağız. Benim sorularımı siz de kendiniz videoyu izlerken cevaplayın. Birlikte dersi işliyormuşuz gibi bu soruyu şu an size soruyorum. Buradaki saate bakın. Wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es? Nasıl söylüyoruz? Cevap verin kendiniz. Ja, es ist sieben. Tam saat olduğu için kolay. Sadece sieben bile yeterli. Es ist koyabilirsiniz. Uhr'ı koyabilirsiniz. Es ist sieben Uhr diyebilirsiniz. Es ist sieben diyebilirsiniz. Bu soru, wie spät ist es? Bizde 7:30. Almanca'da nasıl söyleyeceğiz? Es ist halb acht. Yarım sekiz. Sekize yarım saat var yani. Ama barını kullanmıyorsunuz tabii ki. For kelimesi koymayın buraya. Yarım sekiz diyorlar. Yani 8:30 gibi söylüyorlar. 7:30 olan bir saati. Wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es? 8'e 5 var. Nasıl söylüyoruz bakalım? Kendiniz söyleyin şimdi. Es ist 5 vor 8. Es ist 5 vor 8. Önce kaç dakika var? Sonra hangi saate? Wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es? 6'yı 20 geçiyor. Önce kaç dakika geçtiğini söylüyoruz, sonra saati söylüyoruz. Es ist 20 nach 6 ya da es ist 10 vor halb 7. 7:30'a 10 var, 6:30'a 10 var ama Almanlar bir rakam ilerisini söylüyorlar. Tekrar edelim. O şekilde de belirtilebilir. 3'a 10 var şeklinde belirtilebilir ya da 20 geçiyor şeklinde belirtilebilir. Wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es? 7'yi çeyrek geçiyor. Önce çeyreği kullanacağız. Sonra geçiyor kelimesini koyacağız. Sonra saati koyacağız. Es ist Viertel nach sieben. Viertel nach kelimesi geçiyor demek. Sonra da sieben'i koyacağız. Wie spät ist es? 6'yı 20 geçiyor. Bunu biraz önce söylemiştik. Es ist 20 nach 6. O da es ist 10 vor halb 7. Wie spät ist es? 7:30 5 geçiyor bizde. Nasıl söyleniyor bakalım? Es ist 5 nach halb 8. 8:30 5 geçiyor. Bir saat ilerisi. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sorularınız varsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Hoşçakalın.